Programımızın ikinci bölümünden hepinize merhaba değerli izleyiciler. Birinci bölüm ilgi uyandırdı. Çok şükür tahmin ettiğimiz gibi gerek sosyal medyadan gerek iletişim kanalları üzerinden teşekkür ediyoruz ilginiz için öncelikle. Hemen gündem maddelerine geçelim. Bugün hangi başlıkları aldık? Hep birlikte üzerinden bir geçelim. Değerli izleyiciler, öncelikle şunu belirtelim. Her ne kadar şu an gündemimiz koronavirüs olsa da İdlib'de askerlerimiz şu an konuştu olarak durmaya devam ediyorlar. Ve orada maalesef şehitlerimiz var. Dün itibariyle 7 şehit, 13 yaralımız var. Maalesef gündem olmuyor. Maalesef ana haber kanallarında bu yayınlanmıyor. Gerekli olduğu kadar üzerine gidilmiyor. Koronavirüsü bazılarının imdadına yetişmiş durumda. Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralarımıza acil şifa diliyorum. İnşallah onlar da bir an önce sağlıklarına kavuşurlar. Tabii zor bir durum. Buradan hareketle şunu söyleyeceğim. Malumun üzere bir bağırtıyla, bir şovla biz İdlib'e girdik. Dış politika gereği, sınır koruma gereği bunlar tabii ki gerekli olabilir ama bizde bu işler biraz şova yönelik yapılıyor biliyorsunuz. İdlib'e girdik. Girdikten sonra geri adım attık. Bunlar ayrı konular. İdlib'de o kadar şehitimiz var, o kadar yaralımız var. Askerlerimiz o kadar çile çekerken, subaylarımız, assubaylarımız, komutanlarımız, generallerimiz o kadar çile çekerken Türkiye'ye neyi konuşturdular? İHA'larımız, SİHA'larımız şöyle vuruyor, böyle vuruyor. Sınır ötesinde askerlerimiz canla başla bizler için uğraşırken, didinirken Türkiye'ye SİHA'ları konuşturdular. Özel bir girişimin ürettiği makine olan SİHA'ları ve İHA'ları konuştuk. Askerlerimizin o emekleri bir kenara atıldı. Can veren şehitlerimizin şehitlikleri bir kenara atıldı. Yaralılarımızın çilesi bir kenara atıldı. Türkiye'ye neyi konuşturdular? SİHA'larımız şöyle, İHA'larımız böyle. Kahraman kim oldu? Bayraktar oldu. Peki o bayraktar nasıl üretiyordu? Devlet desteğiyle üretiyordu o kadar SİHA İHA'yı. Türkiye'de genç ve o kadar zeki bilgisayar mühendislerimiz, elektronik mühendislerimiz, makine mühendislerimiz var ki onlara destek verilseydi belki şu an 3 katı 5 katı ilerideydik biz o teknolojinin. Geçtik bunları. Bunlar tabii ki ayrı bir tartışmanın konusu. Burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta şurası. Tekrar belirtiyorum. O kadar askerimiz orada canıyla başıyla savaşırken bize ancak SİHA'ları, İHA'ları öldürttüler. Şu an koronavirüsü var. Koronavirüsüyle savaş veriliyor. En önde, cephenin en önünde koronavirüsünde de sağlıkçılar var. Ayrımsız hasta bakıcısı, hemşiresi, sağlık memuru, röntgen teknisyeni, doktoru, hekimi, başhekimi tamamı şu an sağlıkçıların tamamı cephenin en önünde savaşıyorlar. İlk başta kendilerine maske ve koruyucu elbise dahi dağıtılmadı. Konuyla ilgili gündemimiz var. Birçoğuna virüs bulaştı. Peki korona cephesinin en önünde savaşan sağlıkçılarımız dururken, birçoğu kendisine, ailesine, belki çocuklarına virüs bulaştırmışken, görevinden dolayı bunları yaşıyorken biz neyi konuşuyoruz? Ekranlarda neyi görüyoruz? Mucize Doktor'un başrol oyuncusu çekim yapıyor. Şunlara dikkat edin, bunlara dikkat edin. Hekimoğlu'nun başrol oyuncusu çekim yapıyor. Şunlara şöyle dikkat edin, bunlara böyle dikkat edin. Yok Avrupa'ya çıkmışsanız geri gelmeyin vesaire vesaire. Hükümet bu kamu spotu için şeffafça çıksın açıklama yap. Her iki oyuncuya kaç lira verilmiştir? Etkisi nedir? İnsanlar onları ne kadar dinliyor? Böyle bir dönemde Mucize Doktor dediğiniz ya Tayland ya da Güney Kore tam hatırlamıyorum. İkisinden biri olacak. Bu ikisinden birinde orijinal senaryosu olan çok kısa sürmüş olan bir dizi. Dizinin amacı orijinal çekimde, orijinal ülkesinde dizinin amacı otizme dikkat çekmekti ve çok kısa sürdü. Bizde diziyi aldılar. Önce otizme dikkat çektiler, başardılar ama şimdi aşk meşk, fitne, fesat olayına dönüştü. Hekimoğlu dediğimizde senaryosu Amerika'da yazılmış, daha önce çekilmiş Doktor filminin Türkçe uyarlaması. Her ikisini de seven var, sevmeyen var. Özellikle sağlık personelleri her ikisine de kızıyordu. Bu filmlerin başrol oyuncularına bugün kalktılar, güya kamu spotu çektirdiler. O kamu spotlarını hekimlere, hemşirelere, sahada çabalayan personellere, profesörlere, doçentlere, gerçek sağlık personelini çektirseydiler çok daha etkili olurdu. Tıpkı İdlib'de ön cephede savaşan askerlerimizin hakkı yendiği gibi koronavirüsünde de ön cephede çalışan, ön cephede savaşan sağlık personellerinin hakkı yeniyor. Gerçek kahramanlar göz ardı ediliyor. Hükümetimiz maalesef hala yüzeysel davranıyor. Eleştirilerimiz de zaten bunlara. Doğru yapılanlara tabii ki katılıyoruz. Önceki programlarda da takdir ettiğimiz hususlar oldu. Ama yapılması gereken, gösterilmesi gereken ciddiyetin çok çok aşağısında hareket ediliyor. Örneğin dün bakanımız açıklama yaptı. Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı. Ne dedi? Elimizde çok güçlü bir kozumuz var. Bakalım o koz neymiş, bir izleyelim. Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. Yakalanmamak. Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. Yakalanmamak. Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var.
yakalanmamalı. Evet, virüse yakalanmazsanız çok güçlü bir kozunuz elinizde olmuş olacak. Bir sağlık bakanı, bir hekimdir bu arkadaşlar. Bir sağlık bakanının açıklamasıdır bu. Elimizde çok güçlü bir koz var, virüse yakalanmama. Türkiye'deki virüs savaşlarının, virüsle mücadelenin özeti budur arkadaşlar. Diğer taraftan Süleyman Soylu tweet atıyor. Korona günlüklerinin birinci bölümünde yaşlılara yapılan eziyeti, şımarıklıkları dile getirmiştik. Süleyman Soylu bir İçişleri Bakanı. Ondan tabii ki ne bekliyoruz? Yetkisini kullanarak bunları cezalandırmasını bekliyoruz. Sayın Soylu ne demiş bir bakalım, okuyalım. Süleyman Soylu 65 yaş ve üstü ile ilgili olarak attığı tweette şunu belirtti. 65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır. Burada son cümleye dikkat çekiyorum virgülden sonraya. Elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır. Değerli izleyiciler, bir İçişleri Bakanı bunu atmamalı. Bu böyle bir tweet atmamalı. Bunun yerine bu uygunsuz hareketleri yapanları bulup doğrudan işlem yaptırmalıdır. Maalesef ciddiyetimiz bundan ibaret. Oysa İçişleri Bakanı'nın yapması gereken şudur. Bu hareketleri yapanlara anında derdest edip, görüntülerini de medyaya verip 65 yaş üstüne uygunsuz hareketlerde bulunmayıp, bulunursanız sonunuz böyle olur demektir. Değerli izleyiciler, bu anti ciddi davranışlar sadece bakanlar seviyesinde mi kalıyor? Tabii ki hayır. Bakıyoruz Cumhurbaşkanı'yla bakanlar arasında, yani dikey iletişimlerde de sorunlar var. Cumhurbaşkanı vaka sayısını yaptığı basın açıklamasında 8554 olarak açıklıyor. Aynı gün Sağlık Bakanı Koca yaptığı basın açıklamasında vaka sayısını 2433 olarak açıklıyor. İkisi arasında 6000 fark var. Neredeyse 4 kat fark var. Sizlere birinci bölümde verilerin gizletildiğini, gerçek verilerin açıklanmadığını belirtmiştik. İspatı burasıdır. İşte kendi ağızlarıyla bizim söylediklerimizi ispatlamış oldular. Korona günlüklerimize hükümetin bu kriz karşısında açıkladığı mali destek paketini de alalım. Güzel olur. Hatta ben eminim ki daha önümüzdeki günlerde başka şeyler yaşayacağız. Açıklayacakları diğer mali tedbirler de günlüklerimize kaydolacak. Hükümetimiz tarafından koronavirüsüne karşılık olarak güya bir mali destek paketi açıklandı. Pakette neler vardı? Halk Bankası'ndan kredi çekenlerin kredilerinin ödemeleri ertelendi. Sadece Halk Bankası. Yalnız dikkatinizi çekeriz. Konut kredisinde faiz indirimine girildi. Kredi oranları %90'a çıkarıldı. Uçak biletlerinin %18 olan vergisi %1'e indirildi. Otellerden daha önce alınacağı duyurulan konaklama vergileri kaldırıldı ya da ertelendi sonbahar ayına kadar. Bu tedbirler herkesi güldürdü, dünyayı da şaşırttı, Türkiye'yi de şaşırttı. Bunlar zaten tartışılmıştı hayliyle. Biz notumuzu yine de düştük korona günlüklerinde. Peki dün itibariyle ne yaptılar? EPDK yani Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kalktı, bir açıklama yaptı. Hepimize küfür mü etti, açıklama mı yaptı orasını siz takdir edin. Denildi ki önümüzdeki 3 ay boyunca elektriğe zam yapılmayacak. İnsanlar elektrik faturalarının ertelenmesini bekliyor. Doğalgaz faturalarının ertelenmesini bekliyor. EPDK'nın yaptığı tek açıklama 3 ay boyunca zam yapmayacağız oğlum. Diğer taraftan insanlar kendilerine destek beklerken dün itibariyle Kanal İstanbul'un ihalesi yapıldı. Bu bir ihanettir değerli vatanseverler. Biz bunu ihanet olarak yorumluyoruz. İnsanlar evlerinden çıkamıyor. Çıksalar ne yapacaklarını düşünüyorlar. Çıkmasalar nasıl geçineceklerini düşünüyorlar. Mali paketlerde mümkün mertebe yüksek bir oranda esnaf, küçük esnaf, işletmeci korunması gerekirken her şey bir kenara itiliyor. Yangından mal kaçırır gibi koronavirüsüyle savaşın ortasında kalkıp maskeleri de takarak Kanal İstanbul'un ihalesini yapıyorlar. Kimlere nasıl, ne şekilde söz verildiyse bunu bekletemiyor. Değerli vatanseverler. Kanal İstanbul'u yapıyorlar ama diğer taraftan bir açıklama yapıyorlar. Ücretli öğretmenlerin ders vermedikleri için ücretleri ödenmeyecek diye açıklama yapıyorlar. Yani zaten atanamayan öğretmenlerdi bunlar. Elime biraz para geçsin, bir işe yaradığımı hissedeyim diye yaptıkları öğretmenlikten aldıkları 3 kuruş paraya da el koydular. Ama Kanal İstanbul onların psikolojisinden, vatandaşın psikolojisinden daha önemli bunlar için. Gerekçe de ilginç. Ders vermedikleri için ücret ödenmeyecek deniyor. Peki biz size şunu soralım ki bütün vatanseverler bunu sordu. Şu an imamlar da namaz kıldırmıyor. İmamların da o zaman maaşı kesilsin. Böyle deyince imamlar alınıyor. Ama kusura bakmayın sayın imamlar, şu an aldığınız para haram. Neyin karşılığında alıyorsunuz? Bu insanlar yarın geçip arkanızda namaz kılacaklar. Siz şu an neyin karşılığında devletin parasını alıp cebinize koyuyorsunuz? Bunu açıklayın insanlara. Öyle herkes bizi konuşuyor, bizi konuşmayın demek de olmuyor. İmamlar olarak çıkın şu an, deyin ki biz bu parayı şunun karşılığında alıyoruz. Aldığımız para helaldir, biz de susalım. Buyurun. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canla başla mücadele etmesi gereken, bilimsel mücadele etmesi gereken kişi kalkmış arka planda PR çalışması yapıyor. Ünlülerin tweetlerini paylaşıyor. Önceki gün Yumuruluş Osman'da başrol oynayan Burak Özçivit'ti yanlış hatırlamıyorsam ismi. Onun evde kal tweetini paylaşmıştı.
Burak Özçivit eşiyle birlikte bir resim çekilmiş. Lüks bir villanın içinde. Gayet güzeller, mutlular. Yiyecek ekmekleri var, yemekleri var. Evde kal diyorlar insanlara. Fahrettin Koca dün itibariyle de Mazhar Alanson'un tweetini paylaşmış. Mazhar Alanson da kampanyamıza destek veriyor. Sayın Fahrettin Koca, sen kampanya yürütmüyorsun. Sen sağlık bakanı. Sen şu an bir sağlık savaşı yapıyorsun. Senin şu an bilimsel bir sağlık mücadelesi vermen lazım. PR çalışmalarını, sosyal medya çalışmalarını bırak başkası yapsın. Sana düşmüyor o. Ünlüler demişken bizim ünlülerle yurt dışındaki ünlüler arasında da fark var. Ronaldo, Messi, Guardiola birer milyon euro bağışlamışlar ayrı ayrı. Nereye bağışlamışlar? Virüsle mücadele eden bilimlere bağışlamışlar. Başka futbolcular az ücrette çalışanlara bağışta bulunmuşlar. Başka ünlüler işsizlik fonlarına bağışta bulunmuşlar. İşsizler o fondan faydalansın diye. Yanlış hatırlamıyorsam Borussia Dortmund'un futbolcuları maaşlarında indirime gittiler. Neden? Kulüp çalışanlarının ücretleri ödensin diye. Daha rahat ödensin diye. Bakın bunlar Avrupa. Peki bizim ülkemizde ne oluyor? Sivasspor takım olarak çekim yapıyor. Evde kal Türkiye. Trabzonspor takım olarak çekim yapıyor. Evde kal Türkiye. Fenerbahçe, Galatasaray, ünlülerimiz, dizilerde oynayan ünlülerimiz tamamı çekim yapıyor. Evde kalın Türkiye diye ama kimseye bir kuruş bağışladıkları yok. Bu insanlar nasıl evde kalsın? Bırakın bağışlamayı, üzerine yaptıkları kamu spotlarından para alıp ceplerine koyuyorlar. Lütfen samimi olun. Bu insanlar nasıl evde kalsın? Yiyecek yemekleri bile olmayan bu insanlar nasıl evde kalsın? Evde kalırsa işinden olacak, evde tam kalacak, ölüp kalacak artık. Açlıktan ölecek bu sefer, virüsten değil de. Koronavirüs gündemi arasında bir gündem daha kaçmasın. Pamukkale Üniversitesi'nin yerli tohum tarlaları talan edildi. Talan eden kim? Rektör. Bunun hemen görüntüleri ekrana getirelim. Başrolde Profesör Doktor Fevziye Çelebi Toprak var. Fotoğraflarda gördüğünüz maskeli olan hanımefendi. Dozerin altına yatmış. Bu resim çok önemli bir resimdir değerli izleyiciler. Bu resmi unutmayın. Şu elleri arkasında gelen, şu kabadayı gibi dozerin yanından gelen kişi de Pamukkale Üniversitesi rektörü. Burada yerli tohum üretiliyor. Pamukkale Üniversitesi kampüsü içindeki bitki genetiği ve tarımsal biyoteknoloji uygulama ve araştırma merkezinin toprağı burası. Burada hali hazırda açıklananlara göre yerli tohumlarımız var ve onlar geliştirilmiş. Pamukkale Üniversitesi buraya sosyal tesis yapmaya karar veriyor ve oradaki bitki örtüsünü gördüğünüz gibi kepçeğine mahvediyor. Profesör Doktor Fevziye Çelebi Toprak da tohumları korumak için, yani Türkiye'yi korumak için, Türkiye'nin geleceğini korumak için, kısacası bizi korumak için gördüğünüz gibi ben profesörüm demiyor. Helal olsun kadına. Dozerin önüne yatmış, yerlerde yuvarlanıyor. Yeter ki tohumları koruyayım. Profesör Fevziye Hanım'a teşekkürü bir borç biliriz. Biz de bu konunun takipçisi olacağız. Gündemimize aldık. Siyasi olarak da gündemimize aldık. Kendisine çok teşekkür ederiz. Peki profesörlerimiz bizler için, bizlerin geleceği için kendilerini kepçenin altına atarken Diyanet İşleri Başkanlığımız ne yapıyor? Diyanet İşleri Başkanlığımız bir karar aldı. Cami hoparlörlerinden dua yaptırıyorlar. Artık biliyorsunuz camilerde namaz kılma yok. İmamlarımız iyice rahatladı. Cami hoparlörlerinden ezan okunduktan sonra dua yaptırıyor herhalde. Tam anlayamıyoruz. Böyle bir kalabalık bir ses geliyor. Böyle bir garip sesler geliyor camiden. Hoca hatıralarımı anlatıyor, duamı ediyor, koronavirüs ile ilgili bir şeyler mi anlatıyor onu da anlayamıyoruz. Çünkü niye? Hoparlörle iletişim sosyal medyanın olmadığı, Twitter'ın, Facebook'un, Instagram'ın, uydu kanallarının gelişmediği, internetin gelişmediği dönemlerde yerel yayınlarla bir anlamda günün tellallarıydı. Hoparlörden yayın yapılırdı, yerel anlamda halka bilgi ilan edilirdi. Eski dönemlerde de davul zurnayla tellal çıkartılıp aynı şey yapılırdı. Şimdi şu an sosyal medyamız bu kadar gelişmiş. Uydu kanallarımız var. Telekonferanslarımız var. Diyanet ne yaptı? Geçmişe geri döndü. Acaba tamamen boş durmayalım, bir işe yaramıyorsunuz dememeleri için mi? Halkın bu şekilde dememesi için mi bunu yapıyor? Biz tahminimizce durum öyle. Diyanet ne yapmaya çalışıyor? İnsanları iyice dinden soğutmaya mı çalışıyor? Burayı anlayamıyoruz. Bakın benim gibi bu şekilde eleştiri yapan herkese hemen din düşmanı ilan edenler var. Ben hemen söyleyeyim, ben gayet dinine bağlı dindar bir insanım. Diyanetin şu an yaptıklarının İslam'la uzaktan yakın hiçbir alakası yok. Duayla böyle bir mücadele verilmez. Bilimle verilir. Peygamber Efendimiz ne diyor? İlim Çin'de de olsa gidip araştırınız bulunuz diyor. Diyanet ne yapıyor? Cami hoparlörlerinden insanları rahatsız edecek şekilde dua yaptırıyor. Zaten duasını herkes evinde yapıyor. Ha çok mu yapmak istiyorsunuz? Çıkın televizyonlara, canlı yayınla, kesin bütün canlı yayınları. Rütük sizin elinizde.
Bütün kanallar sizin elinizde. Kesin canlı yayınlarını. Her gece yapın duanızı, çıkın. Ona da kabulüz. O da saçma olur ama ona da kabulüz. Ta 30 yıl öncesinin teknolojisiyle hoparlör okutup insanları rahatsız etmek nedir ya? Bakın Milli Eğitim Bakanlığı ne güzel eğitim bilişim ağı üzerinden yayınlar yapıyor. Her ne kadar böyle söylesem de ironi yaptığımı emin olabilirsiniz. EBA'dan bahsediyorum. EBA ile ilgili biz her korona günlüğüne bir madde mutlaka koyacağız. Çünkü EBA'da ilginç şeyler oluyor. EBA yayınlarına katılan öğretmenlerin EBA yayınları dolayısıyla yüksek ücret aldıklarını öğrendik. Aynı zamanda bir gazetenin sağlam bir iddiası var. EBA yayınlarını Ensar Vakfı'na yakın olan veya Ensar Vakfı ile dolaylı ilişki içinde olan öğretmenlerin yaptığına dair bir bilgi var. Bunları hükümetin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın çıkıp yalanlaması gerekiyor. Yalanlamıyor ise bilgiler doğrudur. Biz bilgilerimizi EBA'da bugün diye her korona günlüğüne bir başlık açalım. EBA'da bugün bakalım ne yapmışlar, ne saçmalamışlar. Sanırım ders Türkçe, metnin konusu ve ana fikrini belirlediniz. Malumunuz önceki gün Menderes'in idamını izletmiştiler çocuklara. Dün de Türkçe dersinde konu ve ana fikir ünitesi işlenmiş sanırım. Konuyu bir okuyalım. Babasından bağ kalan bir delikanlının cimriliği nedeniyle, buraya dikkat lütfen, babasının bedduası sonucu kuşa dönüşmesi. Nasıl bir hikayeyse, nasıl bir mantıksa, nasıl bir gerçek dışılıksa, bakın tekrar belirtiyorum, okuyorum. Babasının bedduası sonucu kuşa dönüşmesi. Ana fikir neymiş? Cimrilik yapmak insanın elindekileri de yitirmesine sebep olur. Ya sizin hiç mi cimrilikle alakalı bir özlü söz, bir kıssa, başka bir hikaye bulamadınız, başka bir hikaye koymadınız da hiç mi aklınıza gelmedi de bunu koydunuz buraya? Çocukların beynini resmen süngere çevireceksiniz siz ya. Milli Eğitim Bakanlığı'nın derslerinde işlediği konuya bakın. Babasının bedduası sonucu kuşa dönüşen kişiler. Gerçeklikle alakası var mı? Yok. Allah çocuklarımıza yardım etsin. Covid-19'da virüsle mücadelede bakalım neler yapılmış, aldığımız bilgiler. 2 gün önce temin ettiğim bilgileri söyleyeceğim size. Bilkent Hastanesi'nde, Bilkent'te şehir hastanesi yapıldı Ankara'da. Bilkent'te bir blok ayrılmıştı virüslüler için, korona için. O blok doldu. Dış Kapı Hastanesi'nde ayrılan bölüm doldu. Keçiören Hastanesi'ne başlanmıştı. Şu an büyük ihtimalle orası da dolmuştur. Bu bilgiyi niye verdim? Bakın. Bu sadece Ankara'da 3 hastaneden bahsettim. Diğer hastaneleri de var ama 3 hastaneden bahsettim. Ve sadece Ankara. 81 il, 30 büyük şehir, İstanbul, İzmir'i de katmıyoruz. Bilkent'te bir blok dolu. Diğer hastaneleri de bırakalım. Dış Kapıyı Keçiören'in. Bilkent'te bir blok doldu. Hani hep söylüyorum ya, Sağlık Bakanlığı gerçek rakamları gizletiyor diye. Sadece buradan anlayabilirsiniz. Ankara'da sadece Bilkent'te bir blok doluysa Türkiye'nin genelini siz düşünün, kaç tane rakamımız var. Bu virüste mücadelenin şeffaf, çok şeffaf şekilde yürütülmesi gerekirken maalesef bakanlığımız mümkün mertebe kapalı, ketum, sırlı bir şekilde ilerliyor. Virüsün Türkiye'de ilk tespitinden sonra Umre'den dönenler vardı, karantinaya alınanlar, hatırlarsanız. Gölbaşı'nda KYK'ya, Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurduna yerleştirilmişti. Oraya gönderilen sağlık personellerine yeterli koruyucu elbise verilmedi. Yeterince koruyucu maske verilmedi. Bundan dolayı oradaki sağlık personellerinin birçoğu virüsü kapmış durumda değerli izleyiciler. Sağlık çalışanlarının isyanları bunlara, mücadeleye değil, sahipsizler, sahip çıkan yok. Başka ülkeler sağlık çalışanlarına ve virüste mücadele eden güvenlik görevlilerine özel primler, özel ödemeler, maaşlar bile verirken biz maske, koruyucu elbiseyi vermiyoruz. Şu an ülke genelinde birçok sağlık personeli haddinden fazla, yani çok fazla var. Biz alıyoruz, bütün illerle hemen hemen görüşmelerdeyiz. Haddinden fazla sağlık personeli virüs kapmış durumda. Tabii bu iş sadece sağlık personeliyle kalmıyor. Vatandaşlarımızın içinde de çok sayıda virüslü var. Birçoğu farkında değil. Ateşi yükselince veya nefes tıkanmaya başladığı zaman farkına varacak. Covid-19 tanı testini, sayısını, günlük yapılan sayısını çok düşürdüler maalesef. Başka ülkeler bu sayıyı her geçen gün yükseltirken, yeni tanı kitlerinin peşine düşmüşken maalesef bizim ülkemizde sayı 3000 ile 5000 arasında gerçekleşiyor. O da doğru mu bilmiyoruz. Verdikleri rakamlar böyle. 3000 ve 5000 arasında günlük test yapılmasına rağmen tanı sayımız çok fazla, vaka sayımız çok fazla. Lütfen değerli vatanseverler, dikkatli olun. Kendinizi tecrit edin. Dışarı çıkmak zorunda olanlar özel tedbirler geliştirsinler. Kendi iş akışlarına göre, kendi ilişkilerine göre, temaslarına göre özel tedbirler geliştirsinler. Bu iş sadece maske takmakla kurtulunmuyor. Lütfen hepiniz dikkatli olun. Maalesef bakanlığımız diyor ki kendi tedbirlerinizi kendiniz alın. O halinizi kendiniz ilan edin. Elinizde çok büyük bir koz var. Virüse yakalanmamak kozu. Bunu kullanın. Sağlık Bakanımız böyleyken iş başa düştü arkadaşlar. Kendi tedbirlerinizi mutlaka alın. Şurasını tekrar belirtiyorum. Kendi iş akışınıza göre, iş modelinize göre kendi tedbirlerinizi geliştirin. Kimisi tamirci, kimisi masa başında oturmak zorunda, kimisi
fırında çalışıyor. Kendi iş akışınıza göre kendi tedbirlerinizi geliştirin. Sadece maske takmakla bu iş bitmiyor. Bugünkü korona günlüklerinin son gündemine gelelim. Dün Cumhurbaşkanı kurmaylarla birlikte bir toplantı yaptı. Covid-19'da mücadele etmek üzerine anladığımız kadarıyla konu o. Covid-19'da mücadele. Bunu yorumsuz bir şekilde yayınlayacağız. Siz gözlerinizle izleyin. Bakalım ki hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız Covid-19'da mücadele kapsamında ne yapıyor? Şimdi bu el dezenfektanı mı? Evet. Şimdi bak. Dinle. Şimdi bu şunu getirir. Eğer gerçekten şu söylediğiniz dezenfektan hakikaten bu işi gördüğüne göre çok ciddi bir reklam kampanyasına girip şu dezenfektanla bu açığı kapayalım. Siz bundan bize de bir gönderin. Tamam. Ama bana bak. Elimizi mahvetmesin ha. Mustafa Bey denedi mi? Sen denedin mi? Hayır. Bor. Boru. Denedin. Öyle mi? Bak Fatih Bey orada şimdi deniyor. Ama Fatih deniyor da nasıl yapacağını bilmiyor ya. Kurallara uygun değil. Bak bir defa bunu böyle yapacaksın. Tamam gönderin. Korona günlükleri programının ikinci bölümünün sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Elinizdeki büyük kozu kullanmayı unutmayın. Virüse yakalanmamak şu an en büyük kozumuz. Sağlıcakla kalın efendim.